Şampiyonlar Ligi kadrosu var şu an orada. Ekonominin en iyi olduğu dönemde bu adamlar Cumhur İttifakı'ndaydı. O yüzden dolayı ki bu masada da çok güçlü adayların olduğundan dolayı Kılıçdaroğlu'nun bu işi çözeceğine çok çok eminim. Çünkü hangi AK Partili izin alarak miting yapıyor bana göstersin? Herkes her parti yapıyor. Hiçbirisi yapmıyor. Akşam onu hepsi açıklandı. Çünkü İçişleri Bakanlığı kime ait? AK Parti'ye ait. Bugün bitti. AK Parti'ye ait. Medyada da çok izliyorum. Yani biriyle röportaj yaparken hep senin gibi bir adam gelip müdahale etmek zorunda mı? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. Şimdi Kılıçdaroğlu nedenini de sana söyleyeyim. Ben Yeşil Sol Parti'ye oy atacağım. Demirtaş masanın içine dahil olduğu için Kılıçdaroğlu 21 yıllık neden diyeceksin? 21 yıllık süreye baktığın zaman bir kısım insanlar iyice yerin dibine otururken, fakirleşirken, arka mahallelerde insanlar nefes alamazken maalesef belli bir teşkilat hastafalara vurdu. Arada korkunç bir fark çıktı. Artık zengin fakir ayrımı korkunç derecede vurdu artık. Yani arası kalmadı. Bu yüzden dolayı Kılıçdaroğlu'nun da bunu düzelteceğine inanıyorum. Niye diyeceksin, onu da sana söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun masasına baktığın zaman Ali Babacan, Davutoğlu, Jeremy Rıfkı, İyi Partili bir adam daha var şimdi onunla daha gibi Şampiyonlar Ligi kadrosu var şu an orada. Ekonominin en iyi olduğu dönemde bu adamlar Cumhur İttifakı'ndaydı. O yüzden dolayı dedi ki bu masada da çok güçlü adayların olduğundan dolayı Kılıçdaroğlu'nun bu işi çözeceğine çok çok eminim. Çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten hayatım boyunca herhangi bir şeyi çıktığını görmedim. Eğer ki bir sansasyonu çıkmış olsaydı bugün zaten rezil ederlerdi. Temiz bir siyasetçi, dürüst bir siyasetçi. Aile grubuna baktığın zaman yani çocuklarına ve kız çocuğunu ve erkek çocuğuna kadar her şeyi şeffaf yönetmiştir. Çocuğunu en önemlisi askere göndermiştir. Kaçırmamıştır. Maddi gücü olduğu halde, imkanları olduğu halde. Bu bile Kılıçdaroğlu'nun ne kadar dürüst, doğru bir politika izlediğini gösterir, bu bir. İkinciye gelelim. İnsanların dili sürçebilir mesela. Benim de dilim sürçüyor. Senin de dilin sürçüyor. Hepimizin dili sürçüyor. Düşündüğün zaman şöyle bir sistem de sana söyleyeyim mesela. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun takılmışlar işte dili sürçtü. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya Recep Tayyip Erdoğan'da ona bakarsan Zonguldak zıngıldak dedi. Ben çocuklarıma helal yedirmedim dedi. Tamam mı? Yani demek ki o da hata yapabiliyor bu cümlelerde. Ama sonuçta izahata bakıyorsun. Sonuçta 21 yıldır sonucunda geldiğimiz durumda da maalesef ev kiraları uçmuş. Emekliyle askeri ücret arasındaki bile çıta fark ulaşmış. Bugün ev almaya kalksan alma şansın yok. Ya bugün 8 ay önce şurada pastırma 400 lirayken şu an 750 liraya vurmuş. Sen ondan sonra çıkıyorsun ki ben diyorsun ki asgari ücreti 12 bin yapacağım. Oradan sallıyorsun. Sen 12 bin lira yapman asgari ücreti önemli değil ki. Sen alttaki rakamı tutabiliyor musun? Ondan sonra sen 12 bin lira asgari ücreti yapacaksın. Ben 10 bin lira kira vereceğim. 2 trilyonluk daireye 3 trilyon vereceğim. Dolar euro seçimden sonra zaten en az 4-5 lira daha fırlayacak. Bu kesin bir şey. Sen nasıl peki bana katkın oluyor? Sen frenleyemiyorsun ki. Sen her yaptığında zam mı? Ya bu vatandaş battı şu an. Ya ben 100 liraya yediğim kıymayı, 80 liraya yediğim kıymayı şu an 350 liraya yürüyorum ya. 1,5 senede bir kıyma 4 katı fırlar mı ya? 4 katından bahsediyorsun ya. 1,5 sene önce benim babamın şu an 3.300 lira maaş alırken şu an hesaba vurduğun zaman 13,5 milyar maaş alması lazım. 4'e katlamış. Ya benim babam 7,5 milyar maaş alıyor. Nasıl geçinecek? Kendi evi olmadığını düşün. Nasıl geçinecek? İlaçlarına yetmez ya. Çünkü insanlar belli bir yaştan sonra hastalanıyor değil mi? Para insanlara yaşlılıkta lazım. Bugün bir emekli düşündüğün zaman ya Türkiye'nin neresinde gezebiliyor? Neresinde tatil yapabiliyor? Köyüne gidemiyor. Bırak kapısından eve dışarı çıkıyor. Şu kafelerde bir çay içen bir tane emekli gördün mü? Görmedim. Ya bunun sorumlusu kim sizce? Ya bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü ülkeyi bu duruma getirdi, teşkilatları getirdi. Şimdi dış güçler diye bir sistem tutturmuş biliyorsun. Ya dış güçlerde sen peki dünya lideri sen bu dış güçlere baskı kuramıyor musun yani? Gücün yetmiyor mu? Dünya liderinin dış güçlerle ne ilgisi var? Amerika Almanya seni kıskanıyor diyorsun. Ben Almanya'da yaşadım. Ya Almanya senin yüzüne bile bakmaz o konuda, ayrı konu. Tok çıkardım diyorsun. Tok paran olsa dahi alamıyorsun. Niye biliyor musun? Sıraya giriyorsun. Kurayla çekiliyor bak. Alamıyor, onu bile alamıyorsun. Paran olduğu halde alamıyorsun. Toki'den sana ev veriyorum diyor. Çakılışa giriyorsun. Torbadan çıkan isimler belli. Hep sistem kurulmuş hocam. Sen ne yaparsan bu sistemin dışına çıkamazsın. Sistem kurulmuş. O sisteme mahkum edilmişsin. Tamam mı? Bugün dün Erzurum'da İmamoğlu'na yapılanlar mesela. Herhangi bir AK Parti teşkilatından yapılmış olsaydı o polis orayı inletirdi. Değil mi? Asker inletirdi. Vali orayı inletirdi. Niye yapamadı? Çünkü polis dediğin, vali dediğin kime bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Oradan emir alıyor. Anladın mı? Yapamazsın. Yani bugün bugün İmamoğlu Erzurum'da da konuşur, İstanbul'da da konuşur. Sen bunun önlemini sağlamak zorundasın. Çünkü o devlet adamı diye geçiyor statüde. Yapmıyorsun, uygulamıyorsun ama kendini mitinglerinde de maalesef öyle bir önlem alıyorsun ki kuş uçurtmuyorsun. Konuşmuş, izin almamış. Anladın mı? Yani aradaki fark var. İzin alsın almasın hiç önemli değil. Sonuçta bir devlet lideridir, devlet başkanıdır. Ülkeyi İstanbul gibi büyük bir şehrin, modibal bir şehrin başkanıdır, yöneten bir insandır. İzin alıp almamasına da gerek yok. Sonuçta İmamoğlu kanunları çok iyi bildiği için muhakkak validen izin de almıştır, onayı da almıştır da. Gel abi. Bak arkadaşım şimdi bak diyorsun ya akşam herkes açıkladı bunu. Her partide kınadı. Kimse bunu desteklemiyor. Miting alanı orada verilmiş. Her partide miting yapmış. Demiş ki esnaf ziyareti yapacağım. İnadına meydana gidip provokatörlük yapan şey. Peki, ama bu doğru mu yanlış? Hangi AK Partili izin alarak miting yapıyor bana göstersin? Herkes her parti yapıyor. Hiçbirisi yapmıyor. Akşam onu hepsi açıkladı. Çünkü İçişleri Bakanlığı kime ait? AK Parti'ye ait. Bugün AK Parti'ye ait. Nasıl bitti? Bak bitti arkadaşım daha. Bak öyle değil. Bitti. Başka yerde böyle bir olay oldu mu? Ya hocam bak ben sana söyleyeyim. Erzurum'da röportaja müdahale etmek çok kötü. Erzurum'da yok olsun abi. Erzurum'da saldıran insanlar Erzurum'da bugün saldıran insanlar Hüdaparlıdır. Hüdaparlıdır. Hüdapar kimdir? Hizbullah
Hizbullah desteklidir. Bu Türkiye Büyük Millet Hizbullah desteklidir. Sen bana Sinan Ateş'in katili nerede? Gafar Okan'ın katili nerede? Bak sen diyorsun bunu kimse desteklemiyor. Nasıl? Ama şimdi bak İmamoğlu akşam herkes açıkladı. İmamoğlu'nun orada izin verilmiş. Bak, ya İmamoğlu bak, oraya kafasına göre stand kuramaz. Çünkü bak şuradan bilmiyorsun. Belediye arabalarını dahi kaldırmamışlar oradan bak. Belediye arabalarını dahi kaldırmamış. Demek ki izin aldığına göre belediye otobüsleri oraya bizzat çekilmiş. Şimdi şurada miting yasak diyor. Valilik veya İçişleri Bakanlığı. Bak sana Türkçe anlatıyorum. Ondan sonra üstadım bir şey merak ediyorum. Miting yasaksa. Ben televizyonda medyada da çok izliyorum. Yani biriyle röportaj yaparken hep senin gibi bir adam gelip müdahale etmek zorunda mı? Müdahale etmek zorunda değil. Müdahale etme. Bak, arkadaşım bak, sana sen karışma. Bak onlar konuşuyorlar. Sen söyleyeceğim. Bak senin de söyleyeceğin bir şey varsa sen de söyleyeceksin. Bak sen de konuşursun. Sen niye konuşuyorsun? Demek sen de karışıyorsun. Arkadaş konuşsun. Hayır ben de konuşacaksam ben de konuşurum. Müdahale etme. Sen niye müdahale ediyorsunuz? Yapmayın. Bak arkadaş bir saniye bir saniye. Eğer ki İmamoğlu bunun arkadaşın dediğine göre izin almadı. Peki izin alınmayan bir yere Erzurum Büyükşehir Belediyesi nasıl otobüsleri yer? Bu birinci sorum olsun sana. İkincisi valilik böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmez ve İmamoğlu konuştuktan sonra olaylar oluyor. Bakın konuştuktan sonra oluyor. Hocam, konuşmadan önce olmuyor. Konuşmadan önce bu adamı alıp sen konuşamazsın. İşçilik Bakanlığı yasası var. Sen izin almadın diye müdahale yok. Bak hocam. Bunlar ancak kafaları patlıyor çocukların 5-6 yaşındaki çocukların. Bunları yapan kim? Yanlış. Hüdaparlı. Bugün Hüdaparlı ve MHP kollarından tamam mı yapıyorlar? Bugün orada MHP 150 kişilik bir grup polisin önünde istediği gibi cirit atıyor. Hadi bugün AK Partiler bir miting yapsın bakalım bir tanesi cirit atsın, hareketi yapsın. Ne olurdu bu ülke? Hadi yapsın. Hadi yapsın. Niye yapamıyor? Oldu bu zamana kadar. Niye yapamıyor? Hiçbiri kınamıyor. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. 21 yıl sonra bu ülkenin geldiği durumda, şu an geldiği durumda ben ve benim gibi insanlar şu an madeni bir kuruşa muhtaç bıraktınız. Bu bir. Valla öyle bir şey yok. Beni 10 bin lira kiraya mahkum ettiniz. Hayır. 2. Tamam mı? Bir saniye dur sen konuşmayacaksın. Ben konuşacağım bugün de. 2. Sen 21 yıldır konuştun. Sen 21 yıldır konuştun ben konuşacağım bugün de. Tamam mı? Her şey böyledir. Önemli değil. Önemli değil. Benim adresim de belli. Adım da belli. Adım da Murat'tır. Tamam mı? İlbonans'ın oradayım da. Beyoğlu'nda oturuyorum. Sıkıntı yok. Sana şunu da sana söyleyeyim. 21 yıldır şu an gelinen durumda ne oldu biliyor musun? Halk bu kadar bilinçsiz olmasa birilerinin torununun arasında da altın kaşıklarda yerken öbürü orada fakirlik çekiyor. O adamı destekliyor ya. Böyle bir zihniyete ben artık bir şey demeyeceğim. Hanımefendi çıkardığı çanta benim 7 sülalemi satın alır. Adam ondan zevk alıyor. Lady Diana'lar gibi yaşıyor ve zevk alıyorlar. Böyle bir Müslümanlık da olmaz. Böyle bir Müslümanlık anlayışı da olmaz bu ülkede. Bunu kafana koy. Böyle Müslümanlık olmaz. Hiçbir AK Partili, hiçbir Cumhur İttifaklı komşusuna da sahip çıkmıyor bu ülkede. Bana bir tane çıkarını gösterirsen ben kellemi de ortaya koyacağım. Bu ülkede GSS prim borcu nedir biliyor musun? Genel sağlık borcu. Adamı çalıştırmadığını gösterir değil mi? Genel sağlık borcu olarak. Beni 5000 TL borçlandırmış. Peki Cumhurbaşkanı açıkladı. 3000 lira aile destek paketi. 5000 lira aile destek paketi. Peki arkadaş beni sen devlet olarak GSS prim borcu olarak borçlandırırken belki ben yardım başvurusunda bulunduğumda niye beni set kapsamı dışında bırakıyorsun? 5 evi olanlar, evine 5 maaş girenlere, 3 yerden maaş alanlara da set kapsamı içine sokuyorsun. Böyle bir mantık olur mu ya? Benim bütün belgelerim ortadır. Gelsin ol bakan. İşte bu işlere Aile Sosyal Bakanı bakıyor. Gelsin göstereyim. Kaç kere başvurmuşum. Bir tane müracaat onaylanmamış ya. Suriyeliler bu ülkede rahat yaşasın diye beni kalkıyorsun hastanelere borçlandırırken GSS sağlık prim borcunda. Şu an bu ülkenin içinde terör yok. Terör yok. Bu 2-3 gün önce bu kadar asker niye öldü? Suriye sınırında öldü hocam. Niye biliyor musun? O Suriyeliler burada nargile kafelerinde cirit alsınlar diye öldü. Tamam mı? Eğer ki sen bugün akıllı bir siyaset yapmış olduysan sınırını sarardın. Sınırın içine müdahale edilirse sen tepkini gösterdin. Şu an sen sınırın dışını kolluyorsun. Sınırın içini kollamıyorsun. O adamlar sınırın içinde öldü. O şehit oldu o insanlar biliyor musun? Politikanın ikincisi de bu yanlış. Her Suriyeli'ye sen bakacağına bak. Burada aç insanlara bak ya. Aç insan bunlar ya. Aç. Benim gibi aç yani. Ben ne söylüyorum bak. Benim gizli saklım yok. Benim gibi aç insanlara sen bakmıyorsun. Allah'ın Suriyelisi geliyor buraya. 18-19 yaşında. Anasını babasını çocuğunu neyi bırakıyor geliyor. Orada savaşmıyor. Burada geliyorsun sen onu destekliyorsun ya. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir ülke olur mu ya? Dünyanın neresinde böyle bir ülke var? Almanya'da da yaşadık gördük. Adam sınırda tutuyor. Ülkenin içine sokmuyor. Ancak eğitim bilgisi olanları sokuyor. Ama bizim burada öyle değil ki. Çapulcu da benimle aynı yerde yaşıyor. Doktoru da aynı yerde yaşıyor ya. Sen hiç bir duydun mu ya? Bugün Suriyeli milletvekili olmuş bu ülkede ya. Afganlı bu ülkede bekçi olmuş. Sen ne diyorsun ya? Bak burada da gencecik üniversiteyi mezunu bitiren çocuklar da iş arıyor hocam. İş arıyor. Bölümünde iş bulamıyor. Acı ve gerçek bunlar biliyor musun? Buradan Tayyip Erdoğan dinliyorsan da iyi dinle. Bunlar acı ve gerçekler ha sana söyleyeyim. Artık insanlar buralarına geldi. Buralarına yetti ya. Her gün zam, her gün zam, her gün zam ya. Her gün zam. Nereye kadar zam ya? Bana geldiği zaman kafeye gidip çay içme. Bana geldiği zaman cep telefonu kullanma. Bana geldiği zaman ayakkabı giyme. Ulan ben ne yapacağım? Ben niye geldim bu dünyaya? Almanya'da çocuk doğuyor 250 euro ile parayla başlıyorsun hayatına. 250 euro. Bak iyi dinle. Çalışmıyorsun. Devlet senin kirana da, elektriğine, suuna, doğalgazına yardım ediyor. İşte o sosyal devlet o. Sosyal devlet halkını hiçbir zaman borçlandırmaz. Onlar beni GSS prim borcu altında 5000 TL borçlandırdı. Hakkımı da helal etmiyorum. Son sözüm de budur. Teşekkür ederim. Murat.